اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, değerli Aligül TV izleyenleri, Sultan Derneği'nin hazırlamış olduğu Ümmet İçin Yaşama programına hoş geldiniz. Bu haftanın konuğu Sultan Derneği'nin fıkıh kurulundaki değerli hoca efendilerden Murat Akten Hoca Efendi. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam, inşallah vereceğiniz bilgilerle bizi izleyen ve dinleyen kardeşlerimiz de müstefid olur, biz de müstefid oluruz. Can Rabbim cümlemizi istifade sahibi eylesin inşallah. Amin değerli hocam. Kıymetli hocam, bir takım sorular vardı, gelmişti. Evet. Ben hemen zaman kaybetmeden onları sormak istiyorum. Müsaadeniz varsa. Tabii ki. Şimdi değerli hocam, genelde genç kardeşlerimizden çok sorular geliyor. Yani maalesef kendilerine fayda vermeyen bir takım meşgaleler içerisinde olduklarını söylüyorlar. Düzeltmek için çaba gösterdiklerini ama düzeltemediklerini, hem inanç bakımından hem amel bakımından, yani böyle bir karışık durum söz konusu. Şimdi bunlardan bir tanesi şu: elfaz-ı küfür ile şaka yapılıyormuş. Bu elfaz-ı küfürle şaka yapılmanın hükmü nedir? Bunu size soruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi kıymetli hocam, burada öncelikle öğrenilmesi ve bilinmesi gereken şudur. Biz dünyaya gönderildiğimiz zaman evvela Allah Teala'nın varlığına ve birliğine inanmakla memur olduk. Daha sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin varlığına, ona inen vahiy olan kitaba, evet, vahiy aracı olan meleklere ve diğer sair peygamber efendilerimize, kazaya ve kadere imanla memuruz. Evet. Tüm bunların içerisinde az önce beyan ettiğiniz gibi soruda, maalesef toplumumuzda dini bilinç neredeyse bitecek safhaya gelmiş. Allah Teala tez zamanda kurtarsın. Amin. Baktığımız zaman bunu sadece gençlerle kısıtlamamak gerekir. Bir aile ortamında akşam çayı içilirken veyahut da akraba ziyareti yapılırken veyahut da rastgele yolda denk geldiğiniz bir arkadaşınızla birbirinizi güldürme adına anlatacağınız şakaların, fıkraların bile bugün maalesef dinimizin esas niteliğinde gördüğü, yani olmazsa olmaz noktalarında bile çok yanlış şekilde amiyane üsluplarla dini mukaddesatımızın anlatıldığını, hiçe sayıldığını görmekteyiz. Rabbim cümlemizi evet muhafaza eylesin. Amin, amin inşallah hocam. Bunlara misal olarak Aziz Aleyhisselam'dan tutun, haşa ölüm vakti gelmiş, biri diğerine kahve ısmarlamış, listenin sonundaymış, başını almış gibi vesaire. Bu gibi şeyler maalesef kişiyi ait olduğu İslam milleti safhasından çıkartabilir. Mevla muhafaza eylesin. Öncelikle hocam, elfaz-ı küfür, yani bunu bir izah elfaz-ı küfür, elfaz-ı küfür Arapça bir tabirdir. Elfaz, lafız lafzının cemisi, küfür de inkar manasına gelir. Elfaz-ı küfürü müstamel olan şahıs direkt kafir olmaz. Evet. Fakat büyük günah işlemiş olur. Fakat bir kimse anlatmış olduğu şeyin küfür alameti lafızlardan biri olduğunu bilip onun içerdiği manayı da hiçe sayarak, alay ederek, yani dinle istihza ederek, alay ederek, küçümseyerek bunu yaparsa, Allah muhafaza, bu kişinin iman dairesinde kaldığını söylemek bile yanlıştır. Mevlam cümlemizi bundan muhafaza eylesin. Amin. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddüs-i Sirruhu mektubatın ilk cildinde 163. mektupta, orada kendi samimi arkadaşlarından birine, Molla Ferdi olması lazım, ona bir mektubunda şöyle söylüyor: İslam'ın izzetiyle küfrün zilletinin birbirine orantılı olduğunu söylüyor. Sübhanallah. Yani bunlardan bir tanesini üstün kılmak,
aynı anlamda diğerini zelil kılmak, hakir kılmak anlamına gelir diyor. Yani. Aynı İmam Rabbani Hazretleri Kuddisesi ruhu, İslam'ın ehem noktalarında ciddiyetle davranmamak, İslam'ın esas nitelik noktalarında hiçe saymak, onu küçümsemek, kişi iman dairesinde tutmaz diye İmam Rabbani'nin kendi sözü. Mevlamız böyle olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Kelam alimlerimiz, mütekellimler, kişinin büyük günah sahip olabileceğini ama buna isyanda devam edip Mevla'nın emir ve nehirlerini hiçe sayanın kafir olabileceğini söylüyor. Fukahamız bu konuda kişiye mürtet hükmü veriyor bazı bahislerde. Katlinin vacip olabileceğini söylüyor. Kadai sistemde. Evet. Yani Mevlamız hem buradan genç kardeşlerimize hem de dini konularda bilgisi olmayan yaşlı, küçük, büyük hiç fark etmeksizin men amene billahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne inanmış herkese buradan edeceğimiz tavsiye dinimizi öğrenmektir. Kesinlikle öyle. Sebahattin Hocam bir cümle vardır akide ilminde. Cehalet akide meselesinde özür sayılamaz dinimizde. Evet. Onun için kişinin harf harf, kelime kelime iman esaslarını tam anlamıyla öğrenmesi gerekir. Kesinlikle hocam. Hocam ayet-i kerimede geçiyor ya, Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ku enfüseküm ve ehlikum nara. Şimdi, aynen. Ku enfüseküm, kendinizi koruyun. İnsanın bir şeyden kendisini koruyabilmesi için bir takım bilgilere sahip olması lazım. Kesinlikle öyle. Cehaletle bu iş yürümez. Yani. Mevlamız eğer bu iş cehaletle yürüyecek olsa, ayet-i kerimesinde estaizu billah, fes'elü ehlezzikri inküntüm la te'alemun. Bir iş yapacağınız zaman veya bir şeye başlayacağınız zaman o işin en mahir kişisine, gün tabiriyle uzman kişisine sorun. Neden Mevlamız bunu söylüyor? Çünkü yaptığımız işin sonu hüsran, yapılırken yapıldığı yolda yanlış olması. Evet. Diye. En önemlisi bu. Rabbim cümlemizi hakka muvaffak eylesin. Amin inşallah hocam. Yani şimdi melekler her halimize şahit. Kesinlikle. İnsanın ağzından çıkan her lafzı yazıyorlar. Ya da yapmış olduğu her amel kayıt altına alınıyor. Tabii ki. Onun için bir de biz Müslüman olarak dünyaya gönderilmişiz ama başıboş değiliz yani. Kesinlikle öyle. Her meselede istişare yapmak lazım. Yani kul hel yestevil lezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyen biri olur mu? Bu minvalde eğer bir şey hususunda zerre kadar malumat yoksa, bilgi yoksa insanların sorması lazım. Öğrenmesi lazım. Çünkü bu ahirette her yaptığının karşısına çıkacağını bildiğimiz kişi için. Kişi her yaptığı işten sorumludur. Evet. Yani İslam şeriatında özellikle ahkam adına bunu söylemek mümkündür. Kişi hataen yaptığı işten bile mesuldür. Kişi hataen bir şey yapar, bir evet. cinayet işler. Onun karşılığında cezası yine bellidir. Dinimiz bir şeyi rastgele olmuş, birden olmuş, başıboş olmuş diye görmez. Kişi akıllı ve buluğ dediğimiz buluğ çağının üzerinde olduğu zaman kişi İslam dinine göre yükümlüdür, zimmet sahibidir fıkhi tabirle. Evet. O kişi ondan sonra ne yaparsa yapsın sorumludur. Ve Mevlamız Celle Celaluhu bize küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Ey Hazreti Muhammed'e ima eden topluluk. İşari mani olarak söyleyelim. Uhricet linnası, siz insanlar arasına çıkmış bir topluluksunuz. Peki bizim çıkış özelliğimiz te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Ya. İyiliği sürekli emrederler ve kötülükten nehyederler. Şimdi burada izleyicilerimizin şuraya dikkat etmesini istiyorum. Mevlamız iyiliği yaparlar demiyor. Kötülükten sakınırlar demiyor. Bu zaten Müslümanın olmazsa olmazı. Kesinlikle öyle. İyiliği yapmakla birlikte hem de yapılmasını emredecekler. Kötülüğü yapmamakla birlikte yapılmamasını da sürekli yayacaklar, emredecek. Diğer ümmetlerden farkımız bu. Aynen öyle. Bizim diğer ümmetlerden farkımız bu. Toplu bir şekilde hidayet. İslam fert dini değildir. Toplu bir şekilde, toplu bir gönül, yani gönülden tüm mümin kardeşlerimizin necatının, kurtuluşunu istemektir. Peygamberimizin ahlakı olduğu gibi. Ya. Çünkü her an ümmeti için düşünen bir şahsiyetin ümmeti ferdi bir bilinç üzerine hareket edemez. Kesinlikle öyle hocam. Hocam Bevlidane Hazretleri'nin güzel bir kıssası vardı. Biraz aklıma o geldi, evet. Müsaadenizle. Tabii ki. Bevlidane Hazretleri bir gün tabii kendisine veli diyenler olduğu gibi biraz böyle divane hareketleri olması hasebiyle farklı da söyleyenler olmuştur. Hocam dükkanlara giriyor. İnsanlara, ey insanlar, biz bu dünyaya başıboş gönderilmedik. Yarın ahiret var. Allah-u Teala senin huzuruna çıkacağız.
namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım, kimsenin malına, canına, namusuna, rızına göz dikmeyelim. İşte böyle böyle emir-i maruf yapıyormuş. Tabii halk biraz muzdarip. Yani kimse tabii kendi nefsine dokunacak olan şeyleri duymak istemez. Hele hele hani siz dediniz ya hocam, cehalet özür sayılmaz. Kabul edilemez. Ama bazı insanlar var, sanki ben bilmezsem, ben duymasam yarın bu şeylerden kurtaracağım, kendimi kurtaracağım, böyle düşünürler. Evet. Ama tabii ki cehalet asla ve kat'a ne değildir? Mazeret değildir. İş böyle olunca efendim Mevlana Hazretleri onları anlatıyor, onlar da duymak istemiyorlar. Onlar duymak istemeyince dediler ki Harun Reşit'e, ya Harun Reşit, sen bu Behlül Dane'yi bizim başımızdan al. Neden? Çünkü geliyor bize acayip şeyler söylüyor. İşte bizi işimizden alıkoyuyor vesaire. Behlül Dane bu durumu işitince işte Harun Reşit'ten, sonra diyorlar ki ona, ya kardeşim her koyun kendi bacağından asılır. Sen bırak o insanlara emir maruf yapmayı. Herkes zaten neyin ne olduğunu biliyor. Madem öyle her koyun kendi bacağından asılır. Tamam diyor Behlül Dane'si. Oradan ayrılıyor, gidiyor bir tane koyun kesiyor. Çarşının tam ortasına asıyor. Öyle tuhaf da işleri var yani. Evet. Aradan biraz zaman geçiyor hocam. Bu koyun çok affedersiniz, bekledikçe güneş vuruyor, çürüyor, kokuyor. Ve o koku herkesi rahatsız ediyor. Evet. Ne kimse geliyor çarşıya, pazara, alışverişe, ne de kimse oradan çıkabiliyor. İş böyleyken diyorlar ki, ya sen şu koyunu astın buraya ama biz rahatsız oluyoruz. Gelen de yok, giden de yok, iş de yapamıyoruz. Lütfen bu koyunu buradan al. Harun Reşit de ona diyor ki, yani hani her koyun kendi bacağından asılırdı. Şimdi siz burada Allah'ın emir ve yasaklarına uymadığınız zaman da ben bunu bildiğim halde eğer sizi uyarmazsam, eğer sizi Allah'a davet etmezsem yarın ahirette Allah-u Teala bunu bana da soracak. Hesabını ben veremeyeceğim işlerde bulunmak istemem. Onun için ben sizi Allah'a davet ediyorum. Yani her koyun kendi bacağından asılır ama kokusu tüm etrafı rahatsız eder. Rahatsız eder, evet. İşte yani Allah Teala yaptığımız yanlışın umuma mal olup onun da cerimesini çekmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Onun için umumul fesada Mevla düşürmesin. Amin. Evet hocam, diğer sorumuz. Hocam bir de sormuş olduğumuz soruya ek olarak. Evet. Şimdi tabii ki gençler evet bir şey öğrenmek istiyorlar ama şimdi anne babalar ne zamana kadar mesuller? Yani anne baba kendisi bilmediği için çocuğuna da öğretemiyor. Evet. Hem akaid bakımından hem amel cihetinden. Burada genç kardeşlerimizde bir boşluk hasıl oluyor. Yani o anne babanın buradaki vebali nedir yani? Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu konuyu bir nasla çok güzel bir şekilde izah ediyor. Biz de o nas eşliğinde bunu tahlil edelim. Evet. Efendimiz aleyhissalatu vesselam küllü veledin yüledü ala fıtratil islami. Her doğan çocuk İslam fıtratı, İslam yaşantısı ve ahlakı olarak bunu açıklayabiliriz. Evet. Bu şekilde doğar. فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Anne babası onu ya Yahudi kılar veya Hristiyan veyahut da Mecusi kılar buyuruyor. Sebahattin Hocam, bu hadis-i şerif zahiri manasıyla bakıldığı zaman belki iki satırlık Türkçe meali olan bir hadis-i şerif. Evet. Ama içeriği incelenip tahlil edilip diğer bir ifadeyle sosyolojik karşılığına bakıldığı zaman gerçekten çok deruni bir manaya haiz ve Peygamberimizin o asrından bugüne, bugünden de kıyamete kadar süre gelecek bir yaşantının özetidir bu hadis-i şerif. Evet. Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın size verdiği evlatlar, buradan başlayalım. Onlar doğduğu zaman her anne baba evladına evvela Allah'ın varlığını ve birliğini söylemekle, ona bunu inandırmakla memurdur. Evet. Peygamberimizin varlığına, Kur'an-ı Azimuşşan'a, İslam dininin içeriğine, özelliklerine, peygamberlere, kaza ve kadere, bunların tamamına inandırmakla memurdurlar. Evet. Daha sonra günümüz tabirle 54 farzımız, 32 farzımız diye hülasa dini içeriğimizin temel inanç ve ibadet noktasındaki bilgilerimizin hepsiyle memurlardır. Peki anne baba bunun ne kadarına memur? Kişi bilmediği şeyin amir olamaz. Evet. Kişi bilmediği şeye memur da kılınamaz. Peki ne şekilde izah edeceğiz? Onun için anne baba eğer kendi anne babası, yani bugün dede ve nene konumunda olan kişiler, eğer kendi evlatlarına, eskiden biliyorsunuz ülkemizin Anadolu'sunda insanlar açlık sınırının dahi altındalar.
Çok zor şartlarda hayatlarını idame ettirmekteler. Evet. Bundan dolayı hem de ülkemizin geçirdiği makus tarihinde dini ilimlerin yasaklanmasının getirisi olarak da dini ilimlerden mahrum bir nesil büyümüş. Evet maalesef. Ve şu an bizim Z kuşağı veya ondan önceki Y kuşağı diye tarif ettiğimiz işte 80'lerin, 70'lerin belki bir kısmının sonrası dini ilimlerden mahrum bir şekilde büyümüş. Onların evlatları da mahrum bir şekilde büyüyor. Anne babanın burada ben evladıma öğretemedim, dolayısıyla o bilmiyor demesi cehalet olarak aynı oda kabul edilemez. Kişi yaşadığı müddetçe dinini öğrenmekle memurdur. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman, Medine'ye gitmezden evvel Ebu Kuhafe, Hazreti Ebu Bekir'in biliyorsunuz babası. Evet. Ebu Kuhafe 90'lı yaşlarda mümin olmuş biridir. Peygamberimiz bütün tebliğini orada yapıyor. Eğer anlattığımız şekilde kişi yaşından dolayı dini ilimleri, dini ahkamı öğrenmeyecek olsaydı, mazur sayılsaydı, Peygamberimiz bunu emretmezdi. Yani. Aynı şekilde aramızda yaşayan bir peygamber timsali Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruh. İlk dönem müritlerine, yaşlı dedelerimize bile sürekli okuyun, 80 yaşınızda da olsa okuyun, 70 yaşınızda da olsa okuyun demezdi. Tabii. Biliyoruz bunu. Hatta hocalarımız nakleder, eski hocalarımız. Yaşlı dedelerin emsile, bina avamil maksut gibi kitapları zorlansalar dahi okumaya çalıştıklarını. Peki burada kişi ne yapmalı? Kişi çocuğu doğduğu zaman sadece yazın okullar kapandığı zaman camiye 20 günlüğüne 30 günlüğüne göndermekle 2-3 haftayla bu iş bitmez. Bitmez. Anne baba dinini bugün ülkemizin birçok tarafında gerek camiamız, gerek Diyanet, gerek bir sürü ehli sünnet kuruluşumuz aracılığıyla dinimizin ahkamı, evamiri, Kur'an-ı Azimuşşan'ın okunması bunlar hep öğretilmekte. Anne babaların her türlü imkanları kullanarak hem kendilerini hem de evlatlarını dini konuda bilinçlendirmesi lazım. Gerek evet. Kız olsun, gerek erkek olsun çocuklarımızı medreseye gönderip şer'i ilimler noktasında ciddi anlamda bilgi birikimine sahip etmeleri gerekir. Bu dini bir görevdir, dini bir vecibedir. Peki olayı şu raddeden inceleyecek olursak, sorumlulukların ne zaman biter? Evet. Baktığımız zaman fıkhımızda bu fıkhı ilgilendiren bir konudur. Çocuk mali sorumluluk ve sıhriyet dediğimiz evlilik sorumluluğuna buluğ çağına kadar bir kere mesul değildir bunlar. Yani bir çocuk buluğ çağına girmezden evvel bunun üzerinden zekat ahkamı, ticaret ahkamı, alışveriş ahkamı tatbik edilmez olunmaz. Yani günümüz tabirle bunu rüşdiyet yani 18 yaş diye daha çok uyarlayabiliriz, anlatabiliriz. Peki bu mali açıdan böyle ama dini açıdan nasıl? Anne baba Allah'ın evamirini ve nehilerini, inanç konularını ve temel ibadet konularını evladına öğrettikten sonra anne baba bu konuda mesul değildir. Evet. Sadece bunu yapmakla mükelleftir. Çok üzülüyoruz, duyuyoruz. Bazı hafızlık yapan kardeşlerimiz bile hıfzını kemal ettikten sonra şeytana uyuyor. Allah muhafaza yanlış işlere düşüyor. Şimdi bu anne babanın 17-18 yaşlarında bir hafızı kelam çocuğun hatasından mesul olduğunu söylemek de dinen doğru olmayacaktır. Evet. Mevlam cümlemizin evlatlarını dini üzere yetişebilmesini ve o konuda da biz hocaların çok güzel sair gayret edebilmesini nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Allah cümlemizden razı olsun. Değerli hocam, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi nedir? Bir de sosyal medya üzerinden kişi dinini öğrenmek istese bu mümkün mü? Şimdi çok geniş bir şey sordunuz aslında. Evet, biraz geniş bir soru. Gerçekten ama. Çok çok geniş bir şey. Bu konuya birkaç başlık üzerinden bakalım. Zamanımızda ne kadar bilmiyoruz ama inşallah zaman içerisinde hocam. Yetiştiririz. Evet. Öncelikle sosyal medya az önce beyan ettiğimiz gibi Anadolu halkının tanıştığı bir şey değildir. Kişi sabahtan beri aslında birbirini konuştuğumuz şeyler takip ediyor. Bilgisi dahilinde olmayan şeyde kişi çok çabuk yanılabilir, hata yapabilir. Evet. Maalesef Sebahattin Hocam, bu gerek ülkemiz açısından gerek de bir kuşak önceki jenerasyon açısından bir imtihan kaynağı. Yeni nesil açısından da tamamen bilinçsiz ve kaybediş kaynağı olarak sosyal medya önümüzdedir. Evet. Baktığımız zaman öncelikle sosyal medyanın ülkemizde kullanım amacının ne olduğu belli değil. Bir takım kişiler bunu oyun malzemesi, bir takım kişiler kendi kanunlarıyla
kendi milis kanunlarıyla diyelim, asıp kesme diyarı, hüküm verme diyarı yapmışlar. Bir takım kişiler ticaret, siyasi propaganda aleti, evet, bir takım ticaret, bir takım vesaire vesaire her türlüsünü bulabilirsiniz. Doğru. Ve o kadar da geniş bir ağ ki bugün şunu duyuyorsunuz, yarın öbürünü, yarın öbürünü, isimlerini sıralamaya bile vaktiniz yetmiyor. O kadar fazla. Ya. Peki Müslüman burayı nasıl kullanmalı? Mevlamız Celle Celaluhu bize her şeyden önce doğru olmayı emretmiştir. Ve ayet-i kerimesinde Mevlamız bizlere fasık bir kul size bir bilgi, bir haber getirdiği zaman onu araştırın, duyduğunuz gibi hüküm vermeyin, sonra yaptığınız işe pişman olursunuz. Mealindeki ayet-i kerimeyi Mevlamız Efendimiz aracılığıyla bize duyurmuştur. Evet. Sebahattin Hocam, sosyal medya üzerinden varlığı veya yokluğu hala tespit edilmemiş herhangi bir iddianın gerçekliği üzerine direkt gerçekmişçesine hüküm vermek dinen caiz değildir. Evet, kesinlikle. Neden? Çünkü biz biliriz ki bir mümin kul isnat edilen suç ne olursa olsun, bunu adam öldürmek, dinden çıkmak, af buyurun zina etmek, içki içmek vesaire gibi de değerlendirebilirsiniz. Ne olursa olsun caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz buyurmuştur ki اَدَّلِيُّ عَلَى مَنْ اِدَّا وَالْيَم۪ينُ عَلَى مَنْ اَنْكَرُ. Evet. Şahitlik konusunda delil iddia eden için gereklidir. Bir dava gidiyorsanız, bir şey iddia ediyorsanız onu ispat etmeniz gerekir. Sosyal medya mümin kardeşlerimizin kesinlikle bundan uzak durmalarının dini bir emir olduğunu buradan ilan ediyoruz. Hiçbir şey olmasa bile hocam, yani gönülleri kararır. Hocam yaymak bile caiz tabii değil. Tabii ki. İnanın öyle değil. Mesela X bir tane olay oldu diyelim. Menfur bir hadise. Ne olduğunun önemi yok. Buna bakmanız, sosyal medya tabiriyle retweet yapmanız, likelamanız veya paylaşmanız bile dinen caiz değildir. Niçin? Yalanın yayılmasında yardımcı aracı oluyorsunuz. Peygamberimiz maalesef yalan söyleyen, yayan, ona inanan lanet olsun demedi mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Tabii. Tüm bunlara ortak olmaktır. Mevlam muhafaza eylesin. Bir ikincisi, ilgili alan ucu bucağı olmayan, sınırı olmayan bir alandır. Dolayısıyla burada bilinçli bir şekilde hareket etmek her müminin bir görevidir. Allah razı olsun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bildiğim kadarıyla sosyal medya içerik üreticilerine ve sosyal medya aktif kullanıcılara verdiği dersler var. Hangi aşamalarda kullanılabilir? Evet. Kişi kendini nasıl koruyabilir? Şimdi siber saldırı alanı da olabiliyor biliyorsunuz. Tabii. Birçok bilgiler hacklenebiliyor. Bankalardan tutun kişisel hesaplara kadar vesaire. Bunlara karşı nasıl tedbir alınabilir? Nasıl kullanılabilir? Bunlar hakkında kişinin, müminin de bilgi alması gerekiyor. Üçüncü olarak gelelim bizim dini meseleyi buradan öğrenmemizin gerçekliğine. Evet, gerçekten bugün Diyanet TV'de, Lale Gül TV'mizde ve daha birçok kuruluşta Kur'an-ı Kerim dersleri, Arapça dersleri, siyer dersleri, İslam tarihi dersleri var. Bunlar evde oturan, özellikle ablalarımıza, kardeşlerimize veyahut da iş yerinde aktif bir şekilde çalışıp akşam vakitleri dahi ders almaya ihtiyacı, yani vakit bulamayan kardeşlerimiz açısından oldukça menfaatli bir uygulama. Tabii. Günübirlik işte Elif B derslerinden tutun, harflerin mahreçlerini öğretmeye kadar, harf seslerini çıkarmaya kadar, tecvid talime kadar her türlü dersler burada verilmekte. Kişinin bu şekilde kullanması hem faydalı olacaktır, yanlış onu düşürmeyecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şu, aynı internette Kur'an-ı Azimuşşan'ı tahsil edebildiğiniz gibi aynı internet ortamında Kur'an'la taban tabana zıt bilgiler, içerikler, görselden tutun sesli içeriğine kadar mevcuttur. Evet. Onun için bilinçli bir şekilde buradan öğrenmekte bir beis yoktur. Fakat kişi bilinçli bir şekilde öğrenebileceğinden emin değilse ve mahzurat dediğimiz haram işlere, bunu açıklamaya gerek yok, izleyenlerimiz evet, de bunun ne evet olduğunu anlayabiliyorlar. Cinsel eğilimden tutun, ruhsal eğilime kadar, psikolojisinden tutun, bir takım yabancı ve yanlış maddelerin kullanımına kadar kişi kendisini buradan koruyacağını bilemiyorsa bu şekilde kişinin kullanması illa bir beis barındıracaktır. Mevlam yanlışa düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Biz maalesef Müslümanlar olarak şöyle bir yanlışın içindeyiz. Ne yaparsak yapalım özgürüz zannediyoruz. Halbuki ağzımızdan çıkan her bir kelimeyi bile Mevlamız Azze ve Celle'nin görevlendirdiği iki meleğin
sürekli zapt altına aldığını bildiğimiz halde bakıyoruz ki yanlış işlerimiz, amiyane işlerimiz, başıboş işlerimizin hiçbir karşılığını olmayacağını zannediyoruz. Allah Teala hayırla kullanmayı nasip eylesin. Amin, amin kıymetli hocam. Değerli hocam, Allah razı olsun. Bir sorumuz daha var, onu da sizinle paylaşayım. Evet hocam. Fazla da vaktimiz kalmadı. Peki hocam, gençler neden bu gereksiz ve kendilerine fayda vermeyen alanlarda çok zaman geçiriyorlar diye sormuşlar. Yani sosyal medyadan bahsediyor herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Başka bir aktivite bulamadığı için mi? Neden bu kadar zaman harcıyor buralarda? Şimdi kıymetli hocam, Allah Teala bizi bu dünyaya ona iman edip ahkamını harfiyen tatbik etmek için gönderdi. Evet. Yani diğer bir ifadeyle Mevlamız bize başımızı kaşıyacak kadar boş bir zaman vermedi. Çünkü ya, kişi Allah'ın emrettiğini yaşamak, nehyettiğinden sakınmak, boş vakitlerinde de şeriata dair ilim tahsil etmekle meşgul olduktan sonra kişi kendisini nasıl boş işle meşgul etsin? Ya hocam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir meclise uğradığınız zaman, mescit olabilir, bir arkadaş ortamı olabilir veya ev hane halkı olabilir. Orada iki cemaat görürseniz, biri zikirle meşgul oluyor, diğeri ilimle meşgul oluyor. Siz ilimle meşgul olanı tercih ediniz. Ve oradan otlanınız buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bilgel dediniz. Buna ne anlıyoruz? Şeriat ilmi sürekli tahsil etmek ve bu yolda tüm sayı gayretimizi harcamak bizim için bir Allah emridir. Evet. Peki günümüz gençleri niye böyle? Maalesef seküler sistem, yani biraz klişe ifade oldu son zamanlarda ama kendimizi ve meramımızı anlatabilmek için kullanmak durumunda kalacağız. Batı menşeili aldığımız her şeyde sorun olduğu gibi maalesef eğitim adına aldığımız şeylerde de ciddi anlamda bir sorun var. Tabii. Bir eğitim sistemi ezbere dayalı olup neliği, niçinliği, nedenliği, hani 5'ne 1K derdik ya. Evet. Bunları tartışılmaksızın alınabiliyorsa o zaman bu ilim kendisi menfaat vermeyeceği gibi bir sonraki nesle de hiçbir şey aktarma konusunda bize yardımcı olmayacaktır. Allah rahmet eylesin. Şaban Teoman Duralı hoca, ülkemizin saygıdeğer hocalarından biriydi. Bu konu hakkında geçen bir video kesitini izledim. O kadar güzel bir tespit yapıyor ki kendisi. Son derece Batı düşmanıydı kendisi. Orada yetişmesine rağmen. Ülkemiz gençliğinin en büyük sorunlarından bir tanesi, bir yapıyı bilmeden, yapının özünü bilmeden, evet, yaşantısını, örfünü bilmeden bilgisine kör bir şekilde talip olması. Subhanallah. Gerçekten biz bunun sıkıntısını çekiyoruz. Bilmiyoruz, görmüyoruz, anlamıyoruz ve bugün gençliğimizin karşılaştığı durum bu. Niçin Sebahattin Hocam? Çünkü kişi ne yapacağını bilmiyor. Evet. Dirasetini bilmiyor. İslam ahkamını incelediğiniz zaman küçük çocuğa bile fıkhi tabirle velayeti kasıra, sınırlı hak ve sınırlı hürriyet diyebileceğimiz bir hak veriyor. Küçük çocuğun ahkama dair olan hükümlerini beyan ediyor. Dersini tereddüt ediyor. Fakat bugün 17-16 yaşındaki bir çocuğun, lise çağındaki çocuğun günlük 4 saat 5 saat eğitim aldıktan sonra o eğitimi de niye aldığını bilmiyor. Ezber bilgiden öte bir şey yok. Dine dair bilgisi sıfır zaten. Siz bu çocuğun ne yapmasını bekliyorsunuz Allah aşkına? Yani. Önceden mahalleler biraz genişti, sokaklar daha genişti. Top oynarlardı. Ona da imkan kalmadı. Gençliğin durduğu tek yer, Allah muhafaza eylesin, sanal alemde bir caddeden ötekine koşmak. Allah muhafaza eylesin. Amin. Mevlam cümlemizi İslam'a, yani özüne, Kur'an'a döndürsün inşallah. Amin değerli hocam. İnşallah bu konu üzerinden bir program daha İnşallah Mevlam müyesser kılsın inşallah. Amin cümlemizi. Değerli hocam. Tekrardan ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Buraya kadar geldiniz, teşrif verdiniz. Sağ olun, var olun, cennette nur olun değerli hocam benim. Allah razı olsun hocam. Allah Teala burada hem izleyen kardeşlerimize hem de daha sonra izleyecek kardeşlerimize şu duayı inşallah hakkına hepsine mazhar eylesin. Mevlamız bu hayatta bizi yarattığı şekilde peygamberimize yâri güzün olabilecek ümmet olmayı nasip eylesin. Amin. Zahmet olmaktan muhafaza eylesin. Amin inşallah değerli hocam. Kıymetli izleyenler, değerli Lalegül TV izleyicileri, Sultan Derneği'nin hazırlamış olduğu Ümmet İçin Yaşama programından bugünlük bu kadar.
Sizleri Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ve sellim aleyhi fi kulli vakitin ve hin. Allahümme salli ve sellim aleyhi fil alemine ila yevmiddin. Allahümme salli ve sellim aleyhi adede ma zekerehu zâkirûn ve gafile an zikrihil gâfilûn. Allahümme salli ve sellim adede ma sulliye aleyhi وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار.